kez alacaktı. İstanbul bu söz konusu olan İstanbul çok özel bir yer. Olimpiyat ruhunu Türkiye'nin temsil ediyor olması, olimpiyat anlayışını, değerlerini İstanbul'un simgeleyen bir ülke konumunda olması, yani kıtaları birleştiren bir İstanbul, bir kent, medeniyetleri birleştiren bir kent. Yani 4000 yıllık bir medeniyeti, hatta daha da eski bir medeniyeti bağrında taşıyan bir kent, içinden deniz geçen bir kent. İstanbul, yani ideal kent burada olması gerekiyordu ama niye olamadı, buna bakmamız lazım. Şimdi bunu gördüğümüz zaman ben sorulan sorulardan yola çıkarak bir değerlendirme yapmamızın uygun olacağını düşünüyorum. Yani, barış konusu hepimizin dikkatini çekmiştir. Taşındı. Olimpiyat ve barış ilişkisi. Sayın Başbakan da bu soruya verdiği cevapta barış anlayışına çok güzel örgüler dile getirdi. Zevkle izledik o örgüleri. Ama tabii o örgüleri dinlerken hepimizin aklında Türkiye'den savaş tamtamlarının çalınıyor olması, savaş çığırtkanlığının yapılıyor olması ister istemez zihinleri karıştırdı. Yani söylem ötesinde galiba Türkiye'nin dünyaya gerçekten barışa katkı veren, barışı özleyen, isteyen, barışa sahip çıkan bir ülke olarak kendisini kabul ettirmesine de ihtiyaç var. Yani Orta Doğu'ya savaş çağrılarını yaparken bir yandan da dünyada barış simgesi olarak sahiplerinden olimpiyat talebini ortaya koymamız bu konuda karar alacak olanların anlaşılıyor ki zihnini karıştırmıştır ve bizim olimpiyat ruhuna ve barışa yönelik söylemlerimiz yeterince inandırıcı bulunamamıştır. Buradan çıkarılması gereken önemli bir sonuç var. Barış dünyanın en önemli değerlerinden birisi ve gerçek bir ihtiyacı. Türkiye dünyada daima barışın, istikrarın, uyumun, kucaklaşmanın, anlayışın, hoşgörünün bir ülkesi olarak algılanmalıdır. Geçmişimiz, bizim bütün temel dış politika anlayışımız hep bu değerlere dayalı olmuştur. Ama ne yazık ki son dönemde bu değerler konusunda tereddütler ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle bu son günlerde Orta Doğu'da yaşanan kriz karşısında Türkiye'de sanki savaşı bir çözüm gibi öneren bir anlayışı diye getiriyor olmamız maalesef bu konuda tereddütleri artırmış gözüküyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bir iç ve dış politikayı yeniden sahiplenmemize ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Sadece olimpiyat için değil, dünyada saygın bir yer tutabilmek için Türkiye'nin gerçek bir demokrasi anlayışını, gerçek insan haklarına dayalı, özgürlüklere dayalı bir gerçek demokratik rejimi, bir hukuk devletini, adalet duygusunu, hukukun üstünlüğünü ve gerçek bir barışı temel olarak sahiplenmiş bir ülke konumunu pekiştirmemize ihtiyaç var. Bu konularda giderek yaygınlaşan tereddütler, soru işaretleri Türkiye'yi tartışma konusu haline dünya çapında getirmeye başlamıştır. Ve bunun sonucu olarak da Türkiye çok hak ettiği, gerçekten üstesinden geleceği, başarılı olacağı uluslararası girişimlerinde engellerle karşılaşmaya başlamıştır. Bunu doğru yorumlamak lazımdır. Yani bu olay bizim kendimizi sorgulamamız için son dönemlerde ortaya çıkan Türkiye görüntüsünü, Türkiye tablosunu sorgulamamız için
bir vesile olmalı. Türkiye gibi bu alanda genç, dinamik, bütün koşulları karşılayan bir ülke dururken ikinci kez Japonya'ya olimpiyat yapma alanı tanıdı. Niye Türkiye'ye tanıdı? Niye? Nedir Türkiye'nin sorunu? Türkiye'nin altyapısı mı yetersiz? Türkiye'nin imkanları mı yetersiz? Türkiye bu işin üstesinden gelebilecek bir ülke değil mi? Niçin bu tereddüt var da bize verilmiyor? Bunu sorgulamamız lazım. Sorgularken benim ilgili herkesin dikkatini çekmek istediğim nokta, dünyanın Türkiye algılamasını önemseyelim. Bakın bize barış sorusu soruldu. O soruda afaki, genel, boş barış sözleriyle inandırıcı olmak mümkün değil. Orta Doğu'da askeri müdahaleyi, Suriye'ye yönelik bir savaşı, bir an önce bir çatışmayı davet eden bir ülke konumunda olurken barışçı bir ülke olarak algılanmamızı beklemek mümkün değil. İngiltere parlamentosu reddediyor. Amerikan Kongresi'nde başkana kök söktürüyorlar. Almanya ben bu işlere karışmam diyor. Dünyanın bütün ülkeleri buyurun ne yapacaksanız yapın diyor. Ortada yapılmış çok büyük haksızlıklar var. O haksızlıklara karşı bir yaptırım uygulanması zorunlu. Ama kimse olayı daha da gerginleştirecek, çatışmayı büyütecek, savaşı davet edecek bir adım atmaktan, onun sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmaya çalışıyor herkes. Böyle bir tablo karşısında biz savaş tamtamlarını, savaş davullarını çalıyoruz ve sonra da olimpiyatta barış falan sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konu önemlidir. İki, gerçek bir demokrasi, gerçek bir adalet ülkesi, gerçek bir hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir ülke, insan haklarına saygılı bir ülke görüntüsünü yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. Bu konuda bir zafiyet var. Son zamanlarda gelişen bir zafiyet var. Olimpiyat parası yetenin yapacağı bir yer değildir. Yapacak olanın belli bir düzeyi, değerler sistemini simgelemesine ihtiyaç vardır. Uluslararası camianın güçlü, saygın, herkesle güzel ilişkileri olan, inandırıcı, tutarlı, güvenilir, öngörülebilir bir ülkesi olmasına ihtiyaç vardır. İstikrarsızlık aniden birdenbire politikasını çatışmaya, savaşa sürükleyebilecek, dün ilişki içinde olduğuyla bugün çatışmaya yönelecek bir ülke görüntüsü, olimpiyat değerinin emanet edileceği bir ülke olma şansımızı sıkıntıya sokar. Yani buradan ders çıkaralım diyorum ben. Hiç kimsenin böyle bir sonuçtan mutlu olacağına ihtimal vermiyorum. Ben hepimizin, herkesin her anlayıştan, her inançtan, her mezhepten, her etnik kökenden bu ülkede yaşayan, bu 776 bin kilometrekarede yaşayan İnsanlarımızın tümünün olimpiyatların bu coğrafyada, bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda yapılıyor olmasından iftihar edeceğini, mutluluk duyacağını biliyorum. Bu konuda en küçük bir gözlemim olmamıştır. Bunu bu anlamda politize etmek çok büyük bir hatadır, çok büyük bir yanlıştır. Bu olayı politize etme ve bundan yarar bekleme anlayışının iktidarda ortaya çıkması da çok daha büyük bir üzüntü konusu. Adalet, insan haklarına saygı, geçmişle hesaplaşma, geçmişle intikamlaşma söylemlerini aşmış bir ülke haline bir önce gelmişler. Kendi içinde uyumunu, huzurunu sağlamış, kendisiyle barışık bir ülke haline gelmemiz lazımdır ki bütün dünyayı barıştırma iddiasıyla ortaya çıkalım.
Böyle bir iddiayla ortaya çıkmak için her şeyimiz var, tarihimiz var, coğrafyamız var. İki kıtanın olduğu yerdeyiz. Boğazların geçtiği, denizin içinden aktığı bir ülkeyiz. Bu kadar medeniyet üst üste taşımış bir coğrafyayız, bir tarihiz. Ama kendimizle birbirimize düşmüş, birbirimizle çatışan, birbiriyle kavgalı, birbiriyle barışını kuramamış, en saygın insanlarını cezaevlerine sürüklemiş bir toplum olarak bunu inandırıcı bir şekilde ortaya koymamız güç olur. Dünyaya barış tavsiyesi yapmak için önce kendi içinde barışı, gerçek barışı sağlamak lazım. Dünyada da herkese barışı telkin etmek lazım, savaşı değil. Dünyada herkese savaşı telkin edersen, kendi içinde kendi barışını sağlamamışsan, en büyük avantajlara sahip olsan da, ekonomik kriz içinde dünya kullanırken çok geniş kaynakları ayırabileceğini ortaya koysan da, sana bunu vermeyebilirler. Buradan bu sonucu çıkaralım. Bu hepimizin üzerinde düşünmemiz gereken bir olaydır. Bunu herhangi bir suçlamanla iş içinde söylemiyorum. Tabloyu üzüntüyle görüyorum. Yani dünya ile ilişki kurdukça biz bu sorunlarla karşılaşacağız. Bunlar bize daima önümüzdeki dönemde engeller olarak önümüze çıkacak, karşımıza gelecek. Atacağımız her uluslararası girişimde böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Evet, buradan yola çıkarak anlayışımı ifade ettim. Umarım anlaşılmıştır.